Tam zamanda başlıyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Ben usulen kısa bir dakikalık bir açılış bağlamında bir şeyler söyleyeceğim. Arif Birliği çok da tanıtmamıza gerek yok artık. 1 Aralık 2017 yılında kaybettik. Boğaziçi Üniversitesi olarak Nazım Hikmet Kültür Sanat Araştırma Merkezi ve Atatürk Enstitüsü olarak bu anma toplantısını yapmaya karar verdik. Arif Birlik bildiğiniz gibi Boğaziçi Üniversitesi Global Koleji'nin parçası 1964 yılında buradan ayrılıyor. Doktorasını yapmak üzere Rochester Üniversitesi'ne gidiyor. Elektrik mühendisliğine mezun oluyor buradan ve fizik okumak üzere Rochester'a gidiyor. Doktora yapmak üzere. Rochester'da hemen çok kısa sürede tarih yapmaya karar veriyor ve orada aslında Harry Haratunyan'la tanışıp niyetini bildiriyor. Haratunyan'la Arif Birlik'e eğer fizik bölümü seni kabul ettiyseniz düşünmeden alıyoruz diyor ve aslında hiçbir mülakat uzun bir konuşmaya gerek olmadan hızla Çin tarihi çalışmaya başlıyor. 73 yılında doktorasını tamamlayıp Dük Üniversitesi'ne geçip 30 yıl boyunca orada çalışmaya devam ediyor. Daha sonra bir tür bir miktar emeklilik şeklinde 21 yılında Oregon'dan geçiyor. 2017 yılında kaybedilecek kadar orada çalışmalarına devam ediyor. Arif Dilin'in çalışmaları aslında iki bölüme ayırmak mümkün. Çin tarihiyle ilgili, Çin Marksizmi, Çin Anarşizmi üzerine kitapları 1980'li yıllar doktora tezi sonrası yayınladığı kitaplar, çok sayıda kitap yayınlıyor. 90'lı yıllarda 10 yıl içinde aslında çok üretken bir tarihçi 12-13 kitap edit ediyor. 10 yıl içinde 100'ün üzerinde makale yayınlıyor. 10 yıl üzerinde bu dönemdeki yayınların büyük bir çoğunluğu küreselleşme, postkolonyalizm, postmodernizm üzerine aslında uluslararası alanda tanınmış olmasını sağlayan çalışmaların büyük bir çoğunluğu bu dönemdeki çalışmaları. Arif Birliği'nin bizim açımızdan Boğaziçi Üniversitesi'nin önemli olmasının bir nedeni 2000'li yılların başından itibaren, 2002 yılından itibaren Atatürk Enstitüsü olarak biz temel derslerimizde müfredatın parçası haline getirdik Arif Birliği'nin katkılarını. Türkçe'de de aslında 2005 yılında Boğaziçi Üniversitesi tarafından, yayın evi tarafından Arif Birliği'nin bir kitabı Postkolonyal Aura, önemli kitaplarının bir tanesi yayınlandı. O tarihten sonra 4 kitabı, onunla birlikte 4 kitabı Türkçe'de yayınlandı. Bu kitapların çoğu makale derlemeleri. Türkiye'de tanınmasında Ali Şimşek yayıncı ve birçok üniversitede ders veren arkadaşımız, onun çok önemli katkısı oldu. Kitabın hazırlanmasını da o yapmıştı ilk kitabı, Boğaziçi Üniversitesi tarafından yayınlanan. Veysel Batmaz hocamız İstanbul Üniversitesi'nin, o da birçok kitabın makalesi çevirisini yaptı. Derleme kitaplarının yayınlanmasına vesile oldu. Dolayısıyla 2005-2004 yılından bugüne 4 kitabı, birçok makalesi Türkçe'ye kazandırılmış durumda. Türkiye'de bilinen, takip edilen birisi haline gelmiş durumda. Ben çok fazla uzatmayacağım. Konuşmacılarımız 20 dakikaya yakın geçmemek üzere konuşma yapacaklar. Ara vermeyeceğiz. O yüzden çay kahve ikramını öne aldık. Öncelikle Arif Birlik'in eşinin de buraya gelmesini istemiştik. Bu toplamı da çok istiyordu aslında ama çok hızlı yaptığımız için ayarlayamadık. Fakat bize bir alma vesilesiyle bir okumamız için mektup gönderdi. Bir ay sonra hocamız onu okuyacak. Konuşmaları Zafer Bey'le devam edeceğiz. Selçuk Hanım'ın küçük bir maruzatı var. Saat 3'te çok önemli bir toplantısı olduğu için Selçuk Hanım'la devam edeceğiz. Selçuk Hanım 3'te ayrılmak zorunda kalacak. Çağlar Bey ve Halim bir şekilde devam edeceğiz. Ben moderasyon görevini yapmaya çalışacağım. Teşekkürler. Nasıl istersen? Buraya da gelir misin? Tamam, şöyle okuyayım mı? Nasıl istersen? Please read as a reading from Iris Five Roxanne yazılan mektubu sizlerle paylaşmak istiyorum. Merhaba sevgili arkadaşlar. On the occasion of your gathering at Boğaziçi University to remember Iris, I would like you to know that in his final months, Iris remembered you as well. Arif had many fond memories of his years at Robert College and often delighted in recalling ingenious pranks he and his classmates conceived and in good humor inflicted on unsuspecting teachers and professors. The stories of pickles suspended in midair above the teachers' desks or vehicles disassembled and reassembled to appear miraculously on high towers always brought deep laughter and joy no matter how many times he told them.
In his final reflections, Arif wrote, and now Roxanne used to quote Arif Derik himself, "I was shaped by the education I received in Harvard College and have not regretted it one bit. As I look at our yearbook, I am struck by the comfortable togetherness in the pictures of students from diverse backgrounds, Turkish, Greek, Armenian, Bulgarian, Arabic, Jewish, who were friends and classmates, not different ethnicities or religions. The cosmopolitanism of the staff and the curriculum would leave a permanent imprint on my educational outlook. The humanities faculty in charge of the two-year sequence made sure to compensate for the Eurocentrism of William MacNeill's Handbook of Western Civilization by 3 weeks of lectures on Islam, every year by Geoffrey Lewis, invited from Oxford for that purpose. Most of my teachers I remember fondly, the physicists Hans Walton and John Frimley, Richard Bithert and Arjuman Atwai in English, who probably taught me how to write and appreciate literature, the young Sina Akshin, who brought a social consciousness to his teaching, and Hilary Sumner Boyd in the Theatre Association, with whom, and guests at his weekly parties, expanded my humanities consciousness. And at one of those parties, I had the privilege of a long conversation with James Baldwin over issues of class and race. And of course, the incomparable Alexander Nadolsky, refugee from the Russian Revolution, who rescued us from becoming köftes. And yet the messages were complex in an environment where at least some were willing to face up to the contradictions. The ambiguities were there in the course of everyday education, perpetuating a suspicion that those who were there to help us didn't quite have the faith in our capacity to be helped. During those years of rising consciousness of imperialism, when the Turkish government was bent on, unwisely I felt, bringing private universities under state control, these ambiguities were easily weighted toward an inherent bias. These experiences, no doubt, had much to do with my intellectual orientation after I arrived in the US. What may have been a quote-unquote Turkish perspective originally would quickly turn into what I would like to describe as more of a third world perspective. And here the quote from Arif Derik ends, and Roxanne continues. And she says, "Having visited Robert College in 1990s, when I met Professor Atabay and his wife Jill and many of Arif's classmates, I know the lovely spot above the Bosphorus where you assembled today. Arif loved the Istanbul he remembered. Arif's wish was that I one day toss a black rose into the Mediterranean, with the hope that it would find its way along the currents to Mersin, the town of his birth. I'm sure it will, inshallah, in peace. Thank you," she says. Geçen sonbahar diyelim, tarihçilik iki önemli şahsiyetini yitirdi. İki önemli tarihçi, tarih yazıcılığına emek vermiş tarihçiler bunlar. Biri Arif tabi, Arif Dirlik, bir Aralık'ta yitirdik. Öbürü de Georg Iges diye bir tarihçi. Bizim tarih öğrencilerimiz çok iyi bilirler. Georg Iges'in kitabını, aslında birçok kitabı var ama 20. yüzyıl tarih yazıcılığı adlı kitabını, Historiography in the 20th Century adlı kitabı, biz uzun yıllar tarih bölümünde, historiografi derslerinde kullanıyoruz. Temel kitap diyebilirim. Tabii Iges'in çok kitabı oldu. Özellikle Iges'in bu söylediğim kitabı daha bir eurosantrik bir historiografiyi gündeme getiriyor idi. Daha sonra Iges Avrupa dışı tarih yazıcılığına doğru yöneldi. Global History of Modern Historiography adlı çok önemli bir kitap yayınladı. Ki burada Arif'i de zikrediyor, Arif de gündeme geliyor.
Çünkü subaltern studies dediğimiz alana, yani böyle tabandan tarih, history from below dediğimiz alana doğru yönelildiği vakit görüşte Arif bir şekilde dünya tarihçiliğinde önemli bir yer işgal ediyor. Ve daha sonra yine Eagles'ın Marxist Historiography adlı bir kitabı çıktı ki orada Türkiye ayrıca yer aldı. Türkiye bölümü yer aldı açıkçası. Eagles büyük bir kayıp tarih yazıcılık açısından. Maalesef tek bir kitabını Türkçe'ye kazandırabildik. Diğerleri Türkçe yayınlanmadı. Aslında Eagles'la Peter Burke bizim tüm tarih yazıcılığımızın ana materyali olarak bugüne kadar geldi. Ama Peter Burke'i çok daha iyi tanıyoruz. En az 7-8 kitabı Türkçe'ye çevrildi ve ders malzemesi olarak kullanıyoruz. Islık Yayınları özellikle son zamanlarda bütün eserlerini Türkçe çeviriyor Peter Burke'ın. Arif'in durumunda ise Arif'in 4 kitabı Türkçe'ye yayınlandı. Fakat ilginç bir şekilde Arif'in asıl odaklandığı tarihçilik, yani Çin tarihçiliği üzerine, Çin historiografisi ya da Çin Komünist Partisi ya da bir ölçüde Çin'in diyelim farklı bir yörüngeye girdikten sonra yazdığı post-revolutionary China türü literatür Türkçe'ye kazandırılmadı. Yani asıl Çin Arif'in uğraş alanı ve bütün bu post-modernity veyahut işte globality üzerine işte global modernity üzerine, modernite üzerine yazdıkları, çizdikleri büyük ölçüde bu Doğu'da Sovyet sisteminin ve çıkışıyla ondan sonra gündeme gelen 90'lı yıllardan itibaren ele aldığı konular oldu. Tabii burada çok ilginç, aslında Arif tarihçilikten çok kabaca ifade ediyorum, sosyolojiye kaydı diyebilirim. Yani zaten kendisini tarihçi ve antropolog olarak tanımlar genelinde. Aslında bu postkolonyalizm üzerine yazdıklarına baktığımız vakit orada da mesela erken dönemlere gitmiyor. Yani kolonyalizm üzerine Arif yazmadı. Ben hep Türkiye açısından bakıyorum. Türkiye'yi nerede zikredecek, ne yaptı, ne etti? Çünkü hakikaten kolonyalizm literatürüne girildiği vakit Türkiye ayrı bir yer işgal ediyor. Yani zimbinli mücadele bu bağlamda önem arz ediyor. Yani şunu sezdim bütün bu Arif'le ilgili okuduklarımdan sonra. Arif Türkiye'yle olan ya empatisini yitirmiş bir tarihçi olarak karşımıza çıkıyor son zamanlarda yazdıkları, çizdikleriyle ilgili olarak. Oysa Arif Robert Kolej'deyken son derece siyasi bir kimlik ve Türkiye'yle çok yakından ilgili bir kimlik. Ben zamanın evlendiği ölçüde sizi o günlere götürmek istiyorum. Robert Kolej günlerine götürmek istiyorum. Çünkü Arif yani 3 yaşında İstanbul'a geliyor ve 12 yaşında Robert Akademi'ye geliyor ve 12 yıl sonra yani 1964'te Robert Kolej'den elektrik mühendisi olarak mezun olur ve daha sonra Fulbright kursuyla Amerika'ya gidiyor. Fizik, gönlünde fizik yapıyor aslında. Aile zoruyla mühendis olduğunu iddia ediyor birçok durumda olduğu gibi. Ama çok kısa sürede karar değiştiriyor. Demin Nadir'in belirttiği gibi tarih alanına geliyor. Çin'e odaklandığı vakit de aslında önemli bir tarihte 66-68 arasında Berkeley'de bulunuyor. Ki öğrenci hareketlerinin çok yoğunlaştığı bir evre. O nedenle de aslında daha bir radikal çizgiye doğru yöneliyor. Aslında Arif Türkiye'de Marksist mi? Değil.
Şimdi aslında ben sizi Arif'in ilk kitabına götüreceğim. Türkiye'de edit ettiği, yayınladığı bir kitaba. Bu kitap 1962-63 yıllarında, 1962'nin sonbaharı ve 63'ün başlangıç evresinde Arif'in Robert Kolej'de düzenlediği bir dizi konferansın edit edilmiş bir kitabı. O sırada Arif Cemiyet, yani dernek başkanı. Bu derneğin adı akronimi epey uzun. RKMMTCKOK. Böyle bir şey. Bunun şu anlama geliyor. Robert Kolej Mühendislik Mektebi Talebe Cemiyeti Kültürel Organizasyon Komisyonu. Arif bunun başında bulunuyor. Ve tam 27 Mayıs sonrası bu kitabı çeşitli cepheleriyle Atatürk'ü düzenliyor. Böyle bir konferans dizi düzenliyor ki bence çok önemli bu konferansta yer alan kişiler. Yani diyebilirim ki o tarihe kadar belki Türkiye'de çıkmış bu denli geniş platformu olan ve çok farklı disiplinlerde söz sahibi kişileri, ki bunların birçoğu Ankara'da, Ankara'dan İstanbul'a getirtip burada Robert Kolej'de konuşturuyor. Ama epey olaylı konferans dizisi bu, onu da söyleyeyim. Çünkü ön sözde Arif anlatıyor yani neler başına geldiğini bir şekilde. Şimdi ben isimlerden bir kere onu söyleyeyim. Bu organizasyon komitesinde kimler var? Bir kısmını sizler de bilirsiniz. Sina var tabii. Sina öğretim üyesi olarak, Sina Akşin. Daha sonra siyasal bilgilere gidecek. O bulunuyor. Hamit Fişek var. Hamit bizim bildiğiniz gibi psikoloji bölümünde hocamız. Metin Kunt var. Metin Kunt da bizim tarih bölümünün kurucuları arasında yer almış bir kişi. Aslında daha benim, yani aslında Robert Kolej'li arkadaşlar belki diğerleri konusunda arkadaşlar yardımcı olabilir. Mete Turan'ı hatırlıyorum. Mühendis galiba. Amerika'da mühendislik yapıyor. Kısacası aslında bu kişilerin önemli bir kısmı daha sonra Amerika'ya gitmiş durumdalar. Bir kısmı Türkiye'ye geri döndü ama Arif dönmedi. Arif 64'te gitti ve bir daha dönmedi. Tabii burada bu emigre bilim insanlığını sorgulamak gerekiyor. Yani mesela demin söylediğim Eagles'da bir şekilde Hamburg doğumlu bir Alman. 1926 doğumlu aslında Eagles. Yani Georg Eagles dediğim kişi. Ama Almanya üzerine çok yazmış bir kişi. Yani bir noktada kendi ülkesi üzerine çok yazmış bir kişi. Arif'in böyle bir yönü yok. Yani Türkiye üzerine. Birkaç makalesi var. İşte Sun Yat-sen'le karşılaştırıyor filan, Atatürk'ü filan. Ama güçlü makaleler değil. Onu da söyleyeyim yani benim gördüğüm kadarıyla. Yani aslında bence Sun Yat-sen'den çok Mao ile karşılaştırsa daha bir anlamlı olurdu gibi geliyor bana. Dönüşümcülüğü, dönüştürücülüğü bağlamında. Şimdi mesela Muzaffer Şerif'le çok yakın bir benzerlik görüyorum ben Arif'te. Çünkü Muzaffer Şerif de Türkiye'den giden bir emigre bilim adamı, sosyal psikolojide dünya çapında ünlü bir şahsiyet, daha doktora tezi bugün bile sosyal psikoloji kitaplarında yer alıyor. O denli önemli bir şahsiyet. O da Türkiye'ye kapılarını kapamış bir insan. Bunlara biz genellikle 4B'ler deriz. Bu Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nin kurucu kadrolarında yer alan sosyal bilimciler ki hakikaten Türkiye'de sosyal biliminin çok önemli bir atılım yapmasını sağlamıştır bu 4 kişi. Beyce Boran var, Niyazi Berkes var, Pertem Naili Boratav var. Bir de Muzaffer Şerif Başoğlu var. Bu 4B, yani isimlerindeki B harfi nedeniyle. Bunların davranışlarına baktığım vakit bunlar da farklı bir şekilde. Ne bileyim, Niyazi Berkes de yurt dışına gitti ama Niyazi Berkes yurt dışında Türkiye'ye çok geç döndü. Dönmek durumunda, daha doğrusu dönebildi. Ama 20. yüzyılın en önemli sosyal bilim Türkiye'ye dönük kitabını yazmıştır bana göre.
Yani Development of Secularism in Turkey hakikaten, Türkçesi de Türkiye'de çağdaşlaşma olarak çıkmıştı, hakikaten kendi döneminin en önemli yani kısmen tarih, kısmen sosyoloji kitabı olarak nitelendirilebilir. Yani dediğim gibi çok farklı, Muzaffer Şerif ise öyle değil. Gittiği vakit tamamen kapıları kapamıştır. Aynen Arif'te olduğu gibi. Türkiye'yi silmiştir yani büyük ölçüde kendi defterinden diye düşünüyorum. Ben her ne kadar karısının, eşinin yazdıkları çok duygusal bir şekilde Türkiye ile olan bağını gösteriyorsa da. Şimdi ilginç bir şekilde Arif'in aslında geçmişle ilgili anılarında bu kitabın çok önemli bir yeri var. Devamlı anılarda senin gönderdiğin, bana gönderen Jeffrey Williams'ınla olan söyleşisinde de hemen bu kitaba gönderme yapıyor. Yani bu kitap hayatında çok önemli bir yer işgal ediyor. Arif'in tabii getirdiği, sosyal bilimlere getirdiği, yani tarihçiliği tabii ki o konuda Çin tarihçiliği üzerinde Selçuk herhalde çok daha yetkin bir şekilde bunu gündeme getirecektir. Hakikaten önemli bir tarihçi, hele Çin historiografisi üzerine yazdıkları. Şimdi Arif'in özellikle bu postkolonyalizm üzerine yazdıkları ya da işte global modernity diye nitelendirdiği alan üzerinde yazdıkları aslında önemli. Yani ve bu subaltern studies dediğimiz Hindistan'da yeşeren bir tarihçiliğin temellerini mesela Arif çok daha gene Avrupa'da bulur. Avrupa'daki tarihçilikte bulur. Ibn Thompson gibi, Eric Hobsbawm gibi tarihçilerin açılımı sonucunda Hindistan'da subaltern studies'lerin geliştiğini vurgular ki bunu aslında subaltern studies'e içinde olan Hindistanlı tarihçilerin önemli bir kısmı bunu reddederler. Yani subaltern studies'in tamamen bir şey olduğu, yani Hindistan'ın kendi öz niteliği, öz unsuru olduğunu vurgular. Şimdi ikinci bir hususu bu. Birinci vurgulamak istediğim husus bu. Yani bu alanda, yani bir ölçüde bir eurosantrik yönünün, yönünün sürdüğünü belirtmek isterim Arif'in bir noktada. Ama tabii Arif'in en önemli eleştirdiği hususlardan biri bu postmoderniteye geçildikten sonra aşırı kültüralizmin getirdiği darboğazlar. Bunun üzerine odaklanır ve aslında gene bu bilirsiniz modernitedeki sosyalle postmodernitedeki kültürelin çatışma alanında aslında Arif böyle iki arada bir derede durmayı tercih eder. Yani sosyali gene önemseyen bir tavır içerisinde olmuştur. Bunu da vurgulamak gerekir. Gerçekten Arif yani bir şekilde kültürelizm üzerine önemli çalışmalar yapmıştır. Yani bu alan bildiğiniz gibi özellikle 1980'lerden sonra postmodernite ile birlikte bir tür kültürel Marksizm diye nitelendirebileceğimiz bir alana doğru açılım sağlanmıştır. Bu alanda Arif'in önemli çalışmaları vardır. Kültür faktörünü vurgulayan önemli çalışmaları vardır. Fakat bu alanda da aşırı noktaya gitmediğini söylememiz mümkün. Arif'in tabii diğer bir önemli katkısı bu 68 üzerinedir. Yani bu üçüncü dünyacılık üzerinedir. Yani 68 üzerine yazmıştır Arif. Ve 68'in nedenli 3. Dünya açısından önemini vurgulama. Çünkü 68 aslında Batı'da gelişmiş bir süreç olarak ele alınması gereken bir olaylar zinciridir. Ama Arif bunu ters çevirir. Büyük ölçüde 3. Dünya'nın daha doğrusu postkolonyalizmin geçirdiği kriz sonucu gündeme gelen bir olgu olarak karşımıza çıkartır. Bu 68 ve ondan sonraki gelişmeleri. Ve aynı zamanda 68'in yani sosyalist dünya açısından da sosyalizm bağlamında da bir kırılma noktası olduğunu ve o tarihin aslında bir çöküşü, bu çöküşü sosyalist düşüncede bir çöküşü başlattığını vurgulama gereği duyar. Bu aslında ilginçtir bu noktalar. Hakikaten 3. Dünya tarihçiliğini ki bir noktada o 3. Dünya evresinin de son bulduğunu vurgulama çabası içerisindedir. Aslında bunun kapitalizmin kendi bünyesinde geçirdiği dönüşümlerle çok yakından bağlantılı olduğunu fakat yeni bir yapılanmanın aslında eskiden olduğu gibi kurumsal bazda bir
muhalefetin olmadığı, daha çok sosyal medya bağlamında ve özellikle sosyal taban örgütlerinin etkinliğinde bir muhalefetin oluştuğunu ve bunun artık eskisi gibi işte bir ikinci dünya, üçüncü dünya şeklinde bir ayrım olmadığını, çok daha entegre bir süreç olarak karşımıza çıktığını söyleme gereği duyar. Tabii Arif'in maalesef piyasada bir tek kitabı var bildiğim kadarıyla. Şeye baktım, son iletişimden çıkan kitabı var. Kriz, kimlik ve siyaset, küreselleşme yazıları şeklinde. Hakikaten küreselleşme sürecine, küreselleşme literatürüne önemli katkılarda bulunmuş bir bilim insanıdır. Keşke Türkiye'ye daha fazla odaklanabilseydi derim ben şahsen. Yani şimdi buraya gelmeden evvel Wikipedia'ya baktım. Orada Wikipedia işte çok temel bilgileri veriyor Arif'le ilgili olarak. Etkilendiği kişiler diye üç kişi sayıyor. Biri Marx, Karl Marx'ı belirtiyor. İkincisi Mao Zedong'u belirtiyor. Üçüncü olarak da Fyodor Dostoyevski'yi belirtiyor. Bence Dostoyevski hakikaten Arif'i anlamak için önemli bir kaynak diyorum, açılım diyorum şahsen. Ben burada bitireyim istersen Nadir. Çok teşekkür ederim. Zafer Bey, oturum başkanı ben olmasaydı bir saat konuşurdu. Hatırlatayım. Çok hoş. Zafer Bey'in kitap getireceğini bildiğim için 3 kitap getireceğini tahmin ettim. Ben 4 kitap getirdim. Hesaplı tahmin edip ağırlık olmasın, 5 getirmeyeyim. Selçuk Hanım. Peki. Çok teşekkür ederim. Hakikaten yani bu vesileyle Arif Dirliği hani anma ve aynı zamanda da belli bir dönemin historiografik gelişmelerini de değerlendirme imkanımız olduğu için çok anlamlı bir toplantı organize etmişsiniz. Çok teşekkür ederim. Şimdi tabii benim Arif Dirlik'le olan ilişkim bir uzak doğu tarihçisi olmam dolayısıyla, yani sahanın içinden bizim gayet yakından takip ettiğimiz ve bildiğimiz ve okumamız gereken diyelim ki ikinci el literatürden bir tanesiydi Arif Dirlik'in çalışmaları. Arif Dirlik'in belki bu birazcık Zafer'e de bir hani bir respons olacak sahanın içinden. Doğrudur. Bir tane bir küçük bir makalesi var, işte The Kemalist Revolution and Sun Yat-sen gibi. Benim eski master öğrencilerimden, sonra doktorasını Harvard'da Çin tarihinde bitirdi Hale Eroğlu, aradı, taradı filan o makaleyi buldu. Çünkü Hale'nin master tezi de bu klasik konuydu. Yani Sun Yat-sen ve işte Kemal Atatürk'ün düşüncesini karşılaştırmak gibi böyle bir tezdi. Bir tane bir şey çıktı Arif Dirlik'ten ve onu da kullandı tabii ki tezinde literatür olarak. Fakat bence ben katılıyorum çünkü Muzaffer Şerif'le de kendimin çok genç bir yaşta karşılaşmışlığı vardır. Belki o jenerasyonun bir etkisi, o da olabilir, bir nesil meselesi de var. Yani Türkiye'den ayrılmak belki o kadar travmatik geldi ki böyle bir nevi bir duvar yani... Duygusal artık diyebileceğim bir duvar böyle çökmüştü o nesil emigre ve kendilerini hani bir yerde siyaseten de emigre olarak düşünen büyük düşünürlerimizin üzerine. Fakat zımnen diyebilirim Kemalist devrim, Cumhuriyet'in kuruluşu ve dolayısıyla onun 20. yüzyıl modernitesinin içindeki yeri sürekli Arif Dirlik'in Çin tarihi üzerine yaptığı ve yaptırttığı çalışmalara bir bence alt tema olarak giriyordu. Birincisi kendisinin işte doktora tezi olan, sonradan da yani Chinese Marxist Thought olarak çok da yankı yaratmış olan kitabından bahsedeyim ki erken 80'li yıllarda yayınlanmış olması lazım. Şimdi Amerikan literatürü açısından bu neden tutuldu bu kitap? Çünkü Maoizm, Chinese Marxist Thought, Marxist Thought in General, Amerika'da unutmayın 50'ler McCarthyizm dönemiydi. 60'larda zannetmeyin ki 68 öğrenci hareketleri oldu diye Amerikan akademiyası 24 saatte değişti. Hiçbir şekilde yani akademiyanın tutumu Marksizme karşı son derecede soğuk savaş retoriğinin içindeydi.
Yani bunu şuradan görebilirsiniz. Natalie Zemin Davis'in eşi, ki bir kıymetli bir matematikçidir, 70'li yılların ortasına kadar pasaport alamadı Amerika'da Komünist Partisi üyesi olarak görüldüğü için. 70'li yılların ortasına kadar diyorum. Nitekim karı koca Kanada'ya emigre gitmeye mecbur oldular. Yani ülkelerin ideolojisi ve diyelim ki hani iktidar tavırları öyle 68 hareketi oldu diye pat diye değişmiyor. Dolayısıyla Arif Dirliğin Çin Marksist düşüncesini daha evrensel, daha diyelim 20. yüzyıl dünya devrimleri ve dünyadaki 3. dünya dönüşüm hareketlerinin çerçevesinde oturtması Amerika açısından inanılmaz bir yenilikti. Bunu 1960'larda yayınlayamazdı. Kesinlikle. Ben literatürü biliyorum. Yani Çin tarihi ve Maoizm üzerine yayınlanan literatürü bunu yayınlayamazdı. Yani onu da benim düşünceme göre yani bir Türkiye'nin yaşadığı dönüşüm, işte klasik bir Kemalist Türk devrimi kavramı, onu tırnak içinde kullanıyor olması bir normalleştirme. Yani Amerika'daki soğuk savaş ritoriğinden Çin Marksizmini çıkartma için bir bence yöntemdi. Nitekim kitabının da hani kalıcılığı buradan geldi. Yani paradigmadan çıkardı Çin Marksist düşüncesini. İkincisi, tuhaf yerlerde Arif Dirliğin bu böyle hani Türkiye hassasiyeti ortaya çıkar. Maalesef kendi çalışmalarında doğrudan değil, Zafer'in söylediği gibi. Fakat onun yetiştirdiği en iyi öğrencilerden biri, çok parlak Çin tarihçisidir. Yani ikinci, üçüncü nesil diyebiliriz. Şu anda NYU'da yakın zamana kadar East Asian Studies Departmanı'nın bölüm başkanıydı uzun yıllardır. Rebecca Carl. Çok parlak bir manuskrisi yayınlanmıştır Duke University'den 2002 yılında. Staging the World Chinese Revolution at the Turn of the Century diye. Bu 1911 Çin devriminin tam arifesinde Çin milliyetçi ve devrimci aktivistlerin hatıratları olsun, onların işte yayınları olsun veya onlarla ilgili raporlar ve belgeler olsun, ilk defa olarak böyle bir birinci el kaynak kullanarak onların tartışmaları. Şöyle ki Çin devrimcileri 1908'e bakıyorlar ve diyorlar ki Türkler Jön Türk devrimini yaptı, gün bizim günümüzdür. Dolayısıyla uzun bir Türk devrimi tartışması vardır onların kendi diskurunun içinde ve bu da bu kitapta çok önemli bir yer alır. Bence o Arif Dirliğin danışmanlığından dolayı, yani o Türk devrimi tartışması 1908, yani meşrutiyet ilanından bahsediyoruz. Ve şöyle bir sonuca varır Rebecca. Aslında 1910'da yeraltı örgütü olarak çalışan Çin milliyetçileri öyle 1911'de devrim yapalım filan diye karar vermemişlerdi. Yani bu herhalde bir 10 sene sonra olur, 15 sene sonra olur filan gibi. Fakat 1908'deki Osmanlı'daki ikinci meşrutiyeti okuyorlar gazetelerde ve diyorlar ki gün bizim günümüz. Hızlandıralım. Yani çünkü devrimler oluyor, hani bizimki de olsun filan gibilerden. Böyle bir capturing the moment diyebileceğimiz. Onun yönettiği doktora tezlerinde hep böyle zımnen bir Türkiye'deki dönüşüm, Türkiye'deki işte yenilikçi hareket, bir işte eksileriyle, artılarıyla Cumhuriyet'in kendi getirdiği dünya görüşü ve projeleri filan zımnen bir böyle another revolution to compare gibi. Tabii ki Çin tarihiyle ilgili tezler bunlar. Onlar böyle bir arka kapıdan hep bir girerler. Tahmin ediyorum bu Arif'in herhalde eminim danışmanlığı ve hani öngörüsü dolayısıyla ortaya çıkmıştır. Arif Dirliğin kendisini ben 1990'lı yıllarda tanıdım. Yani Uzak Doğu tarihi işte ve çalışmaları konferanslarında Amerika'da tanıştık. Ve ondan sonra da sürekli ilişki içindeydik. Nitekim eksik olmasın
Ben 1980'li yıllardan beri, hatta halen Emeritus Halim'le bizim tarih bölümünün işte lisansüstü öğrencilerine historiografi dersini veriyorum. Ve bana daha o zaman Türkiye'de böyle hemen internet falan filan, oradan işte dosya yolla, PDF'i bas, böyle bir teknoloji yok. Postayla yayınlanmadan önce dahi makalelerini yollardı. Yani kullanabileyim diye historiografide. Onun için hani 90'lı yıllardan itibaren eksik olmasın, bende onun yolladığı draftler vardır. Yani ben bunu historiografi dersine o şekilde entegre edebiliyordum. Kişisel konuşmalarımızda Edward Said'e çok diyelim ki eleştiri getiriyordu. Yani Subaltern Studies tabii Edward Said'in düşüncesinden hani ilhamla diyelim ortaya çıkan bir post-colonial cultural kritik yaklaşımıdır diyebiliriz. Neden bir kritik getiriyordu? Çünkü diyordu ki bu kadar sadece düşünce ve kültür üzerine durduğun zaman, hani bir tek cultural perceptions, intellectual ideas dediğin zaman, yani politik ekonomi açısından o toplumda olan dönüşümleri görmemezlikten geliyorsun. Yani ne oluyor kardeşim? Ekonomi nereden nereye gidiyor? Kapitalizm mi oluyor? Liberal ekonomi mi oluyor? Nereye gidiyor? Bunları birdenbire böyle bir hani perdenin arkasına itiyorsun ve bir düşünceler tarihi çerçevesinde ve sadece düşünce düzeyinde tarihsel olgulara bakıyorsun ki bunu büyük bir çarpıklık olarak, yani eksiklik olarak görüyordu. Bu daha kavramsal tarafı. Yani daha böyle bir işte düşünce çerçevesindeki kritiğiydi. Bir de şahsen tahmin ediyorum bunu da itiraf etmişliği vardır. Bu Subaltern Studies'in, ki Hindistan'da E.P. Thompson'ın da etkisiyle Hint tarihçiliğinde çıkan çok yaratıcı ve yeni bir ekoldür. Fakat onun ivmesi ve rüzgarıyla Amerika'ya gelip de böyle çabuk çabuk tenured position'ları kapan Hintlilere de gıcık oluyordu. Bu duygusal bir taraf. Yani böyle bir hani bunun credential'larını kullanıp ben 3. dünyayı size getiriyorum filan. Ondan sonra veya işte bakın böyle bir Hindistan'da yeni bir kritik bir işte ekol ortaya çıktı. Tabii Amerikan akademisi de ilgili bundan. Ama bunu kullanarak you pick up jobs in Chicago, Columbia and then you know sort of the easy life. Buna böyle bir duygusal bir tepkisi vardı. Yani bunu resmen kendilerine Amerika'da iyi pozisyonlar almak için kullandılar diyordu. Artık bilemem doğru mudur, yanlış mıdır? Hani Amerikan akademisinin de bu kadar böyle işte conspiratorial görmek istemiyorum ama belki dediği de bir miktar doğru olabilir. Çünkü sonuçta kendisi orada yaşıyordu, onu diyebilirim. Gene belki böyle çok yalvardım. Ne olur şu pürüz teknik problemleri halledin. Lütfen gelin, çünkü biz Boğaziçi Üniversitesi'nde işte Japonca diline başladık. Ben Japon tarihi veriyorum. Ben bütün makalelerimin draftını ona yollardım. Eksik olmasın, müthiş comment'ler üzerine verir ve bana yardımcı olurdu onları yayınlamamda. İşte Çince'ye de giriyoruz filan. Yani size ihtiyacımız var. Hakikaten buna çok üzülürüm. Yani 2000'li yıllardan sonra keşke gelebilseydi. Yani bizim öğrencilerimize inanılmaz katkısı olurdu. Ne yazık ki işte yani insanlar böyle bir hani they get set in their ways. Yani bazen problemleri çözemiyorlar. Son comment, bu da anecdotal bu tarafı. 90'lı yıllardaydı. Bir konferansta, kendisi de Duke University'den olmuş olması gerekir, çok parlak sosyolog, belki tanırsınız, Edward Tiryakian. Yani sosyoloji üzerine klasik eserlerden birisi vardır. Benle tanıştı. Ben de düşünüyorum, Tiryakian bana böyle karşı ürkek davranıyor. Ondan sonra acaba diyorum hani is it the Armenian question, what is it falan. Sonra bir gün geldi, dedi ki has nothing to do with the Armenian question. I know your ideas about it and so on falan diye. We were so afraid because you're Turkish that you would be as temperamental as Arif Dirlik. Hani bizi ne zaman azarlayacaksın? Biz onu bekliyoruz dedi. Çünkü böyle Duke University'yi katatonik bir şekilde dondurmuş bu. Temperamental Turkish professor havasıyla. Böyle
Diyor ki böyle sana bakıyorduk diyor. Hani acaba bu bir national trait mi, kızacak mı bize, bir laf mı edecek falan. Yok dedim, yani it's a big country, all kinds of people, you know. Filan. Bu da işin şaka tarafı ama çok sayılan ve çok ciddiye alınan bir bilim insanıydı. Onu söyleyebilirim. Bakmayın Tiryakian'ın böyle şaka yapmasına. En yakın arkadaşlarından biriydi. Dolayısıyla hakikaten Amerika'daki modern Çin çalışmalarında bir çığır açtı onun eserleri. Ben yani tabii Marxist thought üzerine yazdıklarını demek istiyorum. Çünkü Cold War paradigmasından çıkarttı konuyu. Bu da önemliydi. Başka zannedersem bu kadar. Teşekkür ederim. Sağ olun. İstiyaç Hocam'a teşekkür ediyoruz. Çağlar Hoca'ya devam ediyoruz. Toplantının sonunda konuşmaların isteyen olursa söz alırsa söz verdi. Söylemeyi unutmuştum. Hocam buyurun. Ben aslında kendisini Binghamton'da tanıdım. Binghamton biliyorsunuz eskiden, şimdi o kadar değil, bu dünya sistemi tartışmalarının merkeziydi. Ve Arif Dilip de galiba 3 veya 4 kere geldi oraya ve konuşmalar yaptı. Zaten konuşmanın sonuna doğru niye bu dünya sistemiyle, dünya sistemine özellikle ilgi gösterdiğini söylemek istiyorum. Ondan önce bu Duke Üniversitesi meselesi, biliyorsunuz 30 yıl orada tarih profesörü olarak kalmış Arif Dilip. Ve bir geldiğinde kendisini otelden almaya gitmiştim, bir yere gidecektim. Dedi ki bu basket maçı bitmeden gidemem. Çünkü Duke Üniversitesi belki biliyorsunuz yıllarca Amerika'daki üniversiteler arası basketbol şampiyonuydu. Ve çok basket meraklısıydı kendisi. Şimdi Selçuk'un bahsettiği kitap belki bu Türkiye'yle ilişkisi üzerine bir en direkt bir koment olabilir. Aslında Türkiye'yi çok ilgilendiren bir konuda bir kitap. Ve de muazzam paralellikler var. Arif Dilip'in anlattığı hikayeyle Türkiye'de bu kitabın yayınlandığı dönemdeki tartışmalar arasında. Kitabın yayınlanma tarihi 1970'ydi. Tezini yazma tarihi tabii biraz daha önce, 70'lerin başında muhtemelen. Kitabın adı Revolution and History, Origins of Marxist Historiography in China, 1919-1937. Ve kitap Marksizmi yeni yeni keşfeden ve de komünist büyük, önemli ve güçlü bir komünist partisiyle de mecburen giriş ilişkide olan tarihçileri anlatıyor. Ve bu tarihçiler sosyolojiden söz etti Zafer, Marksizm vasıtasıyla sosyolojiyi keşfediyorlar. Yapmak istedikleri tabii Çin tarihini nasıl yorumlayalım ve bu Çin tarihini yorumlarken önümüzdeki olması beklenen veyahut da olmasını bizim de aktive edeceği devrimi nasıl bu tarihten çıkarabiliriz? Şimdi siz de biliyorsunuz 1970'ler Türkiye'de tam da bu olayın, yani tam da bu tür soruların tartışıldığı bir dönemdi. Arif Dilip'in de bu Türkiye'deki tartışmalardan haberdar olmadığını düşünmek zor, muhtemelen haberdardı. Ben bu kitabı özetlemek durumunda değilim tabii, çünkü bu tarih, yani Çin tarihini herhalde çok iyi bilmek lazım, çünkü çeşitli dönemleri var ve Türkiye, yani Türkiye'nin o dönemde hiç olmazsa bildiği Osmanlı tarihine nazaran hem tarih olarak çok daha fazla, çünkü milattan önce 300 ile 500 ile başlatıyorlar yaptıkları tartışmaları.
Hem de tabii korkunç miktarda fazla materyal var elinde. Dolayısıyla yapılan tartışmalar ve de oradaki tarihçilerin gördüğüm kadarı, yani Marksist tarihçilerle söylüyorum, bizim Türkiye'deki Marksist tarihçilere nazaran epey daha fazla, daha zengin. Arif Delik bu kitabı diyor ki ben bir entelektüel tarih yazıyorum. Yani entelektüellerin, tarihçilerin tarihini yazıyorum. Dolayısıyla bir tarih kitabı değil. Fakat bu önemli çünkü aynı zamanda bu sosyolojiyi keşfederken tarihçiler yeni bir takım şeyler de söyleyebiliyorlardı tarih hakkında. Dolayısıyla tarih için de önemli bir şey. Önemli katkıları var. Şimdi bu Marksist metodun niçin bu tarihçilere bu kadar metot olarak katkısı olduğunu ve de sosyal tarihe eğilmeleri açısından büyük katkısı olduğunu anlatıyor. Ve de tabii ki diyor Marksist tarihçiler önce bu tarihteki üretim tarzı meselesine girmek istediler. Ve bunu yani bu üretim ilişkilerinin ön plana getirmesini sağladılar. Fakat benim yorumladığım kadarıyla Çin'de bu Türkiye'den biraz daha zor olmuş. Çünkü o zamana kadarki tarih tabi bunu Selçuk'un yanında söylemem abes aslında ama yani anladığım kadarı çok daha konfüçyen bir yaklaşım var tarihe o zamana kadar ve yani daha çok bir iyi imparatorlar, kötü imparatorlar, imparatorluğun yıkılması, imparatorluğun güçlenmesi türü bir tarih. Dolayısıyla paradigmatik değişiklik yani oradan o tür bir tarihten Marksist bir tarihe geçiş daha keskin bir kopukluk yaratıyor. Türkiye'de ise bildiğiniz gibi hakim olan tarih çok daha modernizasyon odaklı bir tarih. Yani paradigma olarak bir modernizasyon paradigması. Ve de bu paradigma öyle çok da yüzeysel ilişkiler ya sadece siyasi veyahut da bilmem sultanın iyiliği yahut da sadrazamın kötülüğü veyahut da reformcuların ne yaptıklarından öteye bir hakikaten bir modernleşmeyi yani yaşam koşulları içinde nasıl olduğunu da gündeme getiren bir tarih. Yani biraz daha Türkiye'de avantajlı Marksist tarihçiler o anlamda. Fakat tabii tarih yazımının o zamana kadar çok daha zengin olması Çin tarihine de büyük bir avantaj veriyor. Şimdi bu uzun dönemde üretim tarzları nasıl değişti, toplum yapısı nasıl değişti ve sosyal koşullar nasıldı vesaire gibi sorular sorulduğu zaman bu soruları siyasi anlamda yani çok daha araççı bir şekilde yanıtlamak da tabii bir büyük bir problem. Çünkü esas olarak Marksist tarihçilerin yapmak istedikleri devrime bir potansiyel background getirmek. Ve Arif Delik bunu defalarca dile getiriyor kitabın içinde. Ve diyor ki yani ben tarihçi gözüyle bakıyorum olaya. Daha doğrusu tarih yazımının gelişmesi gözüyle bakıyorum. Dolayısıyla bu siyasi tandans, siyasi bias diyelim, kolay bir şey değildi. Ve de tarih yazımını, dolayısıyla da tarih yazımını olması gerektiği kadar da ileri götüremedi. Yani bu Marksist paradigmayı kullanırken ne kadar araççı olup olmadığı da çok önemli. Fakat diyor 20'ler 30'larda bu daha kolaydı. Yani çünkü daha henüz bir şey yok, bir resmi tarih söz konusu değil. Tabii şeyden sonra, devrimden sonra çok daha zor. Şimdi bu konularda tabii ki yani Türkiye ile olan paralel çok aşikar. Fakat bir Türk okuyucusu için bence Çin tarihinin nasıl yazıldığıyla ilgili olan tartışmalar içinde en ilginç taraf üretim tarzı tartışması. Çünkü bütün 1920'ler 30'lar boyunca hakikaten
bu üretim tarzı tartışması ön planda. Çünkü mesele tabii niye Çin sonunda kolonize oldu, yani kolonize olmadı, emperyalizmin de etkisine girdi ve de niye kendi başına kapitalizmi geliştiremedi. Şimdi tabii bu konu, bu çerçevede Türkiye'ye çok benzer bir problematik bu. Çünkü aşağı yukarı paralel bir yörüngeye girme söz konusu 19. yüzyılda. İşte bizde 1838 anlaşması var, onlarda 1841 anlaşması var. Düğün-i Umumiye var, orada aynı şekilde yumruk idaresi var. Yani bir kolonize olmayan fakat tamamen neredeyse Avrupa ülkelerinin, Avrupa devletlerinin yörüngesine giren iki tane örnek. Şimdi klasik Marksist şablonu takip edersek, yani bir tek çizgili gelişim şablonunu, biliyorsunuz Marksist tarihçiler, tarihçiler demeyeyim de Marksist tarih anlayışında ya da standart resmi Marksist tarih anlayışında belli bir sekans vardır. İşte şuradan başlanır. Ondan sonra bir noktada kölecilikten bilmem feodaliteye geçilir. Feodaliteden sonra da bir şekilde kapitalizme geçilir. Şimdi dolayısıyla bir Marksist tarihçinin kapitalizme niye geçilmediğini anlatması biraz problemli. Ya diyecek ki biz aslında geçiyorduk, tam geçmek üzereydik. O sırada emperyalizm geldi, durdurdu bizi ki milliyetçi tarihçiler genelde böyle bir yaklaşıma girerler. Veyahut da bu feodalitenin bir şekilde farklı bir feodalite olduğunu söylemek lazım. Yani bir feodalite vardı ama mesela feodalite çok örneğin Çin'de yapılan, Çin'deki alternatiflerden bir tanesi buydu. Feodalite vardı fakat bu feodalite çok uzun zaman sürdü. Çünkü belli bir metalaşmayla beraber olan bir feodaliteden söz ediyoruz. Ve bir şekilde çeşitli nedenlerden dolayı fakat en ön planda da devletten dolayı bu feodalite ve metalaşma süreci birleşip daha böyle bir kapitalist ilkel bilisim yaratamadı gibi bir yaklaşım. Şimdi bu tabii bir yaklaşım. Fakat tarihçiler diyorlar ki biz bakıyoruz aslında bu feodal yönetim tarzı denilen olay çok da benzemiyor. Belki M.Ö. 3. yüzyılda bu Rum devletleri belki o sırada var hakikaten böyle bir, çünkü daha patrimonyal bir durumda, işte ya prebendal bir durumda tabii topraklar verilmiş insanlara, onlar işte daha böyle bir feodal bir düzen kurmuş. Fakat daha sonraları böyle feodal düzen pek gözükmüyor çünkü devletin feodal lordlar karşısında, feodal efendiler karşısında zayıf olması gerekir. O tür bir şey var feodalite. Yani devlet merkezi devlet güçlü değil bir şekilde. Köylülerin de bağımlı ve sert konumunda olması gerekiyor ama böyle bir şey yok. Dolayısıyla nasıl bakacağız bu olaya? Yani feodaliteyi bulamıyoruz diyorlar. Ve buradan çıkıp tabii ki tahmin etmişsinizdir şimdiye kadar. Aynı Türkiye'deki gibi bir Asya tipi diye bir olay var. Marx'ta çeşitli şekillerde atfedilen, böyle referans verilen fakat tam da geliştirilmemiş bir olay. Asya tipi üretim tarzı diye. Fakat tam o sıralarda, yine bu sözünü ettiğimiz dönemde, biliyorsunuz belki Sovyetler'de Asya tipi üretim tarzıyla ilgili çalışmalar 1938'de Stalin'in emriyle kesiliyor. Çünkü pek hoşa gitmeyen neticeler çıkıyor bu Atüt olayından. Ondan önce ise Sovyet tarihçileri de epey ilgili bu konuyla. Ve Sovyet tarihçilerinin Çin'le ilgili yazdıklarında da tam bazıları evet bu işte Atüt'tür filan diye söz ediyor. Bazıları da yani bu feodal değil başka bir şey bu. İşte devletin büyük güçlülüğü vesaire gibi şeyler söylüyorlar. Şimdi Arif Dirliğin de tabii bunu bir historiografi ve bir yani maç anlatır gibi anlatıyor. Fakat sempatisinin de bu yönde olduğunu çok açık belli ediyor.
Yani Çinli tarihçilerin bir atütü keşfettiklerini ve bu keşfettikten sonra da hakikaten özellikle tabii devletin gücü açısından çok akıllı şeyler söylediğini anlatıyor. Bununla ilgili de bir chapter'ı var. Şimdi niye bu kadar rezistans var bu atüt olayına karşı? Yine Türkiye'deki paralel tarihe bakabilirsiniz. Çünkü klasik Marksist anlayışını aşağı yukarı alt üst ediyor atüt metot modeli. Yani devlet, klasik anlayışta biliyorsunuz devlet sınıf çatışmasından çıkar. Sınıf çatışmasını bir şekilde halletmek için yahut da resolve etmek için diyelim. Devlet çıkar ortaya ve devlet bir şekilde dolayısıyla hakim olan sınıfın temsilcisidir ve onun adına bir şeyler yapar. Oysa atifte hakim olan sınıf yok, devlet var sadece. Devlet başka bir yerden çıkmış. Şimdi bu tabii standart klasik Marksist anlayışa göre olmayacak bir şey. Şimdi Rus tarihçileri Çin'le ilgili olarak daha çok bu hidrolik modele sarılıyorlar. Yani daha sonra bu Soğuk Savaş sırasında Mitfogel'ın o meşhur kitabıyla anlattığı model. Fakat daha önce Mitfogel Çin tarihi üzerine bir tabi yazıyor. O dönemde de söylediği yani bu devletin bu şekilde güçlü olarak ortaya çıkması suyun idaresini üstlenmesi dolayısıyla. Yani Engels'in de meşhur bir yazısı vardır. Orada hakim sınıf toplumun sorunlarını halleden sınıftır der. Dolayısıyla toplumun sorunlarını halleden bir sınıf olabilir. Mesela burjuvazi işte yatırım yapıyor, iş buluyor vesaire. Fakat devlet de aynı şekilde toplumun sorunlarını halledebilir. Yani devlet eğer su getiriyorsa topluma, o zaman devlettir hakim sınıf gibi bir şey. Öyle bir argüman söz konusu. Dolayısıyla şimdi devletin bu şekilde kendiliğinden ortaya çıkmış olması ve devletin bir sınıf olarak köylüye karşı olması çok, dediğim gibi, çok tuhaf Marksist yaklaşımda. Çünkü ortaya demek ki köylü ile devlet arasında bir esas çatışma gibi bir sonuç çıkıyor. Tabii bu da yani bir devrim yapıp da iktidarı devlete yeniden vermeye çalışan bir devrimci için de bu biraz sorunlu. Yani biz devletten alıp devlete mi vereceğiz iktidarı, sonunda bize ne olacak gibilerden bir soru çıkıyor ortaya. Ve tabii daha belki Marksist yaklaşım için daha da önemli olan, eğer sınıf çatışması yoksa tarih nereden geliyor? Ha, o zaman demek ki tarih de yok. Tarih yoksa o zaman demek ki bu kolonyalizm, Marx'ın da söylediği gibi, kolonyalizm gerçek, yani geçerli bir olay ve de önemli bir olay. Çünkü aksi takdirde bizde hiçbir şekilde bir hareket olmayacaktı gibi bir şey çıkıyor. Ve tabii bu da yani demek ki bütün hareket Avrupa'dan geliyor, biz de burada öyle Avrupa olmasaydı durup kalacaktık gibi bir sonuç çıkıyor. Yani orada bir milliyetçi şeyler de, milliyetçi duygular da alevleniyor. Ve yani Avrupa'nın böyle çok tekil, unik olduğu ve de Avrupa olmadan, yani dolayısıyla Avrupa merkezcilik olmadan hiçbir şey yapılamayacağı gibi bir sonuç çıkıyor. Şimdi tabii bu olay problem, bu problem Çin tarihçilerini tabii çok şey ediyor. Ve bu atüt meselesini savunanlar da esas olarak atüt diye ayrı bir çizgi yoktur. Aslında bütün emperyalizm gelene kadar her şey doğuda böyle bir şekilde stagnasyon, duraganlık anlamının şeklindedir. Esas olan devletin güçlülüğü, yani bir şekilde üretim tarzı problematiğinden çıkmaya çalışıp sadece devlete bağlamaya çalışıyorlar. Şimdi Arif Dilin söylediği şu, diyor ki tam bu sırada ben tezimi yazarken diyor, Grundrisse tercüme edilmeye başlandı. Şimdi Grundrisse de biliyorsunuz Marx'ın işte 1930'larda ortaya çıkmış bir manuskrisi.
Kapital'i yazmadan önce bir hazırlık döneminde yaptığı notlar. Ve bu Brunsen'in bir bölümünde de Prekapitalist Formlar diye bir bölümü vardır. Onu da ta 1964'te galiba Hobsbawm yayınlamıştı. Yani hem çevirisinin üzerinde comment yapıp hem de yayınlıyor ve önemli bir 50 sayfalık falan da bir ön sözü var. O ön sözde de şunu söylüyor. Diyor ki Hobsbawm bence biraz abartarak söylüyor. Aslında diyor Marx Asya tipinde bir alternatif olarak görüyor. Yani ya feodaliteye gidilir ya da Asya tipine gidilir ve Asya tipine gidilirse de tabii durulur orada gibi. Şimdi ben bir alıntı yapacağım. Arif Dirgin kendi yazdığı bu. Diyor ki Formen bölümünde, İngilizce okuyabilirdim ama kendi yok şu anda. Formen bölümünde Marx kapitalizm öncesi toplumları daha detaylı bir şekilde inceliyor ve tartışmasız çok çizgili, varyantlı bir tarihsel gelişme öneriyor. Asyatik, köle ve feodal üretim tarzlarının tek çizgili aşamalar olarak değil, yani günler ömrüne geçilen bir olay değil, üretim tarzının tek çizgi aşamalar olarak değil, ilkel toplumdan farklı çıkış yolları olarak görüyor ve bunların sadece sonuncusunu, yani feodaliteyi kapitalizme gidiş olarak değerlendiriyor. Bir paragraf sonra da şunu söylüyor. Atüt'ün, yani bu kavramın sorunlu olmasına rağmen Marx'ın Atüt'ü Avrupa'daki gelişmeden farklı bir tarihsel çizgiyi anlatmak için kullandığı da açıktır. Ve de Çin tarihçilerinin bunun farkında olduklarını fakat bir yandan ulusal gurur, bir yandan da siyasi kaygılarla kabul etmekte zorlandıklarını söylüyor. Şimdi dediğim gibi bu Türkiye'deki tartışmaya çok paralel bir şey Arif Dirgin'in anlattığı. Ve yani bir nevi bu kıssadan hisse gibi. Ben öyle okudum. Belki hakikaten Türkiye'deki tartışma hakkında vardı. Ona bir koment olarak biraz da yazıyordu. Belki de değil. Belki de hakikaten sadece Çin tarihçiliği çerçevesinde yazıyordu. Biliyorsunuz bundan sonra, yani bu kitaptan sonra tabii Çin tarihi üzerine çok şey yazıyor. Fakat esas görünürlüğü ve tanınırlığı 1994'teki söz edilen makale. Yani bu şey, kolonyal olarak. Yalnız burada bir şey söylemek istiyorum. Biraz subaltern tarihçileriyle bu postkolonyal Amerika'da iyi iş bulan kültürelist kültür tarihçileri, yani kültür çalışmacıları arasında tam bir özdeşlik olmadığını söylemek lazım. Arif Dirgin çeşitli yerlerde söz ettiği yani bu subalterncılar aslında gayet ciddi bir şekilde Marksizan şeyden geliyorlar, bir background'dan geliyorlar ve de söylendiği gibi işte mesela E.P. Thompson, Hobsbawm vesaire gibi aşağıdan yukarıya tarih yapalım diyen fakat Marksist olan tarihçileri takip ediyorlar. Dolayısıyla onlar hiçbir zaman bu kültürelist şeye girmiyorlar. Yani bir sadece yani yapıdan, sınıftan vesaireden bağımsız ve sadece kültüre bakarak bir takım sonuçlar çıkarmaya çalışan. Şimdi ya, buradan 3 dakika. Buradan çok hızlı bir şekilde bu Binghamton'a geldiği meselesini anlatmak istiyorum. Şimdi bu postkolonyal orada esas olarak dediğim gibi kültüralist postkolonyalcilere kızıyor. Homi Baba'yı, Giyan Prakash'ı mesela bunları örnek olarak gösteriyor. Şimdi bu söylediği basically şu, yani sadece bu makale değil, bundan sonra gelen ve tamamlayıcı olarak düşünebileceğim birçok makale var. Bu kendi kredosu burada şu, bakın diyor dünya değişti artık, biz farklı bir dünyada yaşıyoruz. Eskiden hakikaten ulus devletler vardı, ulus devletler kendi işlerini falan kontrol ediyorlardı ama kapitalizm öyle bir şey değil artık. Kapitalizm artık her yerde her şeyi kullanan ve de böyle sınırlara pek rağbet etmeyen, yani sınırları çok da kale almayan bir şey. Her coğrafyada sermayeyi, işçiyi, bulduğu kültürü,
işine yaradığı şekilde kullanmaya hazır. Yani biraz bu kültürelist yaklaşımın işte ulus, ırk, toplumsal cinsiyet gibi olayları tartışması ve bunların içinde bildirenme olayını özellikle ön plana çıkarmaları tamamen temelsiz yapılan bir şey. Yani bu kapitalizmin ne olduğu, nasıl işlediği meselesini pek şey etmeden, pek gündeme getirmeden sadece belli noktaları alıp o noktaların üzerinde bir takım böyle varyasyonlar yapmaları. Fakat bu yapılamaz çünkü esas olarak dünyanın temellerinin nasıl değiştiğini ve de bu tabii ki kolonyalizmden beri aynı şey değil. Bu temellerin değişmesi de materyal bir şey. Bu maddi temeli anlatmadan bunu yapmak hatadır. Ayrıca da kendinizi psikolojik bir takım anlatılara sokuyorsunuz. Ondan sonra ne bileyim işte bu hani master-slave türü anlatılara giriyorsunuz. Political, yani ekonomi politiğin ve de sınıf analizinin yapılmaması büyük problemdir diyor. Esas eleştirisi o. Fakat aynı zamanda diyor ki bu yani bu kapitalizmin bu şekilde her yere girip girmesi ve her şeyi penetre etmesi bir yeni bir modernite anlamına geliyor. Çünkü hakikaten bu ulusların kendi içinde de birinci dünya var, kendi içinde de üçüncü dünya var ve de bu artık ağlar diyelim muazzam bir karmaşıklığa yol açıyor. Farklı kültürleri kullanabiliyor bu sermaye ve farklı şekillerde sömürde yapabiliyor. Dolayısıyla çok farklı direnmeler lazım artık. Yani kapitalizme eskisi gibi işte antikolonyal veyahut da üçüncü dünya milliyetçiliği şeklinde karşı çıkmak imkansız. Ve de bu moderniteyi de yani çeşitli şekillerde ortaya çıkan moderniteyi, çeşitli kapsamlarda ortaya çıkan moderniteyi, artık tek bir kökeni olmayan moderniteyi de bir global modernite olarak görelim. Yani aslında farklı çeşitlerde. Bir ara bir multiple modernities lafını kullanıyor, ondan sonra global modernity olayında karar kılıyor. Ve de diyor, mesele, bütün mesele bu global modernity'nin nereden çıktığını ve hangi maddi koşulların içinde hareket ettiğini ve dolayısıyla da ne tür bir rezistans gerektirdiğini anlamaktır diyor. Ve de bu tahmin edebileceğiniz gibi tam da bu world systems paradigmasının içinde sorulmuş bir soru. Yani world systems etrafındaki literatür tam bu konularla ilgili, tam bu tür sorulara cevap vermeye çalışıyor. O yüzden de Arif Dilik benim adına 3-4 kere geldi. Ben de orada tuttum kendisi. Alim hocamıza devam ediyoruz. Mikrofonların hepsinin çalışıyor olması gerekiyor ama gördüğünüz üzere arkadaşlarımız önceden kontrol etmemişler. Teşekkür ederim. Ben de konuşmamda üç konuşmasının da değindiği Çağlar Hoca'nın biraz açtığı konuyu biraz daha açarak Arif Dirlik hakkında konuşmak istiyorum. Ben kendisiyle değil ama eserleriyle tanışmam sınıfta oldu açıkçası. İşte Çağlar Hoca'nın bahsettiği postkolonyal aura Critical Inquiry'da 1994'te çıktığında ben de doktoraya yeni başlamıştım da. 1996 güz döneminde bir seminer dersinde bu metinle karşılaştım. İşte daha yeni Amerika'ya gitmiştim. Postkolonyalizmle ilgileniyorum. Daha çok Edward Said okumuştum. Arif Dilik'in müthiş bir şekilde eleştirdiği diğer postkolonyal eleştirmenleri okumuştum.
Dolayısıyla bir akademisyen olarak ya da adayı olarak kendime bir kimlik aramaya çalışıyordum. Sonra birdenbire karşıma Arif Dirlik diye birisi çıktı. Seminer dersi syllabus'ının da son dönemindeydi ama ben hemen bir solukta bu yazıyı okuduğumu hatırlıyorum. Onun için benim hem bir akademisyen olarak şekillenmemde Arif Dirlik'in sorguladığı işte postkolonyal aydınların konumu, işte Avrupa ile ve Amerika ile olan onların o karmaşık ilişkisini sorguladığı makale benim için gerçekten önemli bir yere sahipti. Bugün bile hala bu makale çok önemli, çok etkin bir şekilde postkolonyal çalışmalarda tartışılmaya devam ediyor. Burada yapmak istediğim birkaç tane alıntı yapıp sonra o alıntılar ışığında ben nasıl esinlendim bu çalışmadan ve bu çalışma beni nereye götürdü ve sonra o gittiğim yeri bir anlamda niçin bıraktım o şekilde okuyabilirsiniz bu konuşmamı. Şimdi çok temelde bu makalede Arif Dirlik postkolonyalizmin dünya bakışı ile Amerika Birleşik Devletleri, bunları çok açıkça söylediği için burada söylüyorum, ve Avrupalı güçlerin çıkarlarıyla örtüştüğünü iddia ediyor. Temel varsayımını aslında bunun üzerine kuruyor. Ona göre işte 1990'larda postkolonyalizm en cool, yani özellikle karşılaştırmalı edebiyat çalışıyorsanız en cool şeydi, eleştirel yaklaşımdı bir anlamda. İşte bu makalede bu moda yaklaşım nasıl ortaya çıkıyor, onun bir panorasını veriyor. Sonra onun yapısalcı ve postmodernizme nasıl borçlu olduğunu ortaya koyuyor. Sonra ise daha çok bunun işte o post yapısalcı ve postmodern dille ve ideolojiyle nasıl aynı olduğunu göstermeye çalışıyor. Burada yani makalede benim tekrar baktığımda gördüğüm en temel şeylerden bir tanesi, bunu yaparken postkolonyalizm işte geçmişteki o devrimci atmosferi nasıl yok ettiğini, hatta gelecekte de devrimi nasıl imkansız kıldığını, bu işbirliğinden dolayı neredeyse sanki onu ima ediyor. Ve burada da özellikle o dönemde postkolonyalizm, melezlik ve ara yerlilik ya da aradalık, in betweenness kavramları üzerine epeyce konuşuyor. Ve şey olarak postkolonyal aydınların kimliğinin, ideolojisinin ve dilinin yapısal değil söylemsel olduğunu özellikle vurguluyor. Bir alıntı yapıyorum şu anda kendisinden. Postkolonyal terimi söylemine ait temalar yönünden kavrandığında postkolonyal toplumlarda ikamet edenlerin ya da bu toplumlardan gelenlerin çoğu bu terimin kapsamı dışında kalır. Üçüncü dünyada yaşayanların büyük bölümüne modernleşme ve milliyetçiliğin neden çekici geldiğinin açıklamasını yapmaz. Küresel ekonomideki ulusal birliğin marjinalleştirdiği insanları yalnızlığa terk eder. Prakaş, biraz önce Çağlar Hoca'nın değindiği mağduriyet çalışmalarının önemli kişilerinden bir tanesi. Prakaş şu gözlemi yaparken bunu kabul etmiş gözükmektedir. Birinci dünya haricinde Hindistan'ın kendisinde de batılı söylemlerin gücü ulus devletlerin yektesi ve planlaması aracılığıyla yürür. Modernleşme ve uygulamalı bilim ideolojileri ulusal siyasetin gövdesine öylesine derinden işlemiştir ki sadece emperyal gücün oluşumları olarak ne kendilerini belli edebilirler ne de bir işleve sahip olabilirler. Burada o alıntıyı şey yapıyor. Sonra kendisi şöyle bir şey söylüyor. Bu postkolonyal toplumlarda kendi melezliklerin açık bir şekilde farkında olmayan ve birbirlerini katletmeye devam eden diğerleri arasında pek çok etnik grubu dışarıda bırakır. Burada neticede
şunu vurgular Arif Dirlik. Postkolonyal her ne kadar herhangi bir şeyin tarifi değil, dünyayı kendilerini postkolonyal aydın olarak gören ya da görmeye çalışan, aydınların kendi imgelerinde kurmaya çalışan bir söylemdir. Başlangıçta belirttiğim gibi bu aydınlar birinci dünya akademilerine ulaşmış, üçüncü dünya aydınlarıdır ki postkolonyallik ile bu kadar haşir neşir olmalarının sebebi sıkça öyle göründüğü gibi kimliksel bir ıstırabın değil, yeni bulunmuş bir gücün dışa vurumudur. Burada söylemek istediği kısaca postkolonyal kendisinin avukatlığını yapan bilim insanlarının çıkarları kadar üçüncü dünyanın çıkarlarını temsil etmez. Başka bir ifadeyle Dirlik'e göre postkolonyalizm Amerikan akademisyenine yer tutuculuktan başka bir şey değildir. Yani bu kadar acımasız. Yani çok da haksız değil burada. Yani belki devrimi engelledi mi engellemedi bilmiyorum ama işte Homi Baba'nın University of Chicago'dan Harvard'a nasıl gittiği hikayesini neredeyse işte Neymar'ın Barcelona'dan Paris'e gittiği şeklinde hatırlayanlar vardır. Peki ben buradan yola çıkarak ne yapmaya çalıştım? Dediğim gibi Arif Dirlik burada işte birinci dünyada yazan postkolonyal aydınların Amerika ve işte Avrupalı güçlerle o çelişkili ve muğlak ilişkisini irdeliyor. Ben de peki işte Sovyetler Birliği gibi bir ülkede yaşayan Türkiye halklar aydınları bu devletle nasıl bir ilişkiye giriyor, onu peşine düşmeye çalıştım. Ve orada işte 1917 ile 1937 arasında özellikle Özbekistan'da yaşayan aydınların, edebiyatçıların Sovyet işte devrimiyle nasıl bir ilişki kurduklarını, ilk önce o devrimi nasıl işte memnuniyetle karşılaştıklarını, sonra bu memnuniyetin yavaş yavaş nasıl ortadan kalkmaya çalıştığını görmeye çalıştım. Burada özellikle üç tane işte bugün modern Özbek edebiyatının kurucu figürlerinden olan Abdülhamit Süleyman Çolpan, Abdurrauf Fıtrat veya Abdullah Kadiri gibi üç tane, bir tanesi romancı Kadiri, bir tanesi şair, diğeri ise tiyatro yazarı. Onların çalışmaları ve Sovyetler Birliği ile kurduğu muğlaklıkları, çelişkili ilişkileri görmeye çalıştı. Ve mesela bu şüpheci yaklaşım bir şekilde mesela Orta Asya hakkında konuşulduğu zaman ve yazıldığı zaman en temel şeylerden bir tanesi daha önce Rus İmparatorluğu'nun yaptığı işte böl ve yönet şiarıyla Sovyetler Birliği'nin nasıl hareket ettiğini ve Orta Asya'da 5 tane Türkiye Cumhuriyeti, bu arada Tacikistan Türkiye Cumhuriyeti değil ama Türkiye'de o şekilde görülüyor bir anlamda. Bu 5 cumhuriyetin nasıl ortaya çıktığını söylüyorlar. Ama unutulan, Türkiye'deki tarih yazımı bir şekilde bunu, unutulan bir şey var. İşte burada yerel aydınlar şu veya bu şekilde benim çok sevdiğim ifadeyle Sovyet sistemiyle müzakereye girerek, diyaloğa girerek aslında o parçalanmada da epeyce pay alıyorlar. Mesela Semerkant ve Bukhara en çok tartışılan iki şehir. Bunlar kültürel olarak ve tarihsel olarak daha çok Tacikistan olarak görülüyor. Çünkü konuşulan dil Tacikçe ya da Farsi diyelim. Orada yaşayan halkın çoğu Tacik ama Özbekistan sınırları içinde kalıyor. Çünkü işte o dönemdeki önemli yöneticilerden Akram İkramov ya da Feyzullah Hocaev diye iki kişi var. Onların ikisi Buharalı ve Semerkantlı ve Sovyet Moskova ile çok yakın ilişkileri olan siyasetçiler. Dolayısıyla o iki şehir modern Özbekistan'ın parçası haline geliyor.
Peki edebiyatta ne oluyor? Özellikle birkaç örnek vereceğim. Ne kadar zaman? Beş dakika. Birkaç tane örnek vereceğim. Abdullah Süleyman Çolpan'ın şiirleri üzerinden. İşte bu Abdullah Süleyman Çolpan işte bizim bir anlamda Tanzimat dönemini hatırlatan ceditçilik hareketinin önemli simalarından bir tanesi. Bundan temel şeyi bizdeki reformcu tanzimatçılar gibi işte yerel modernleşmeyi reformla birlikte toplumu dönüştürmek. Bu şekilde yazmaya başlıyor kendisi. Sonra 1917'de işte Ekim devrimi olunca ilginç bir şekilde müthiş bir memnuniyetle karşılıyor. Hatta bir tane de şiir yazıyor. Kızıl Bayrak diye 1918. Birkaç tane küçük alıntı yapacağım Özbekçe bu arada. Köz açık, bakın her yön, kardeşler kandey zaman, şadlıkla toldu cihan, fida bu günlere can. Yani müthiş bir heyecanla neredeyse bizim ikinci meşrutiyetteki meşrutiyeti nasıl karşılıyorsak o tür bir heyecan ve şeyle sevinçle bir anlamda sosyalizmin, komünizmin ortasına gelmesini alkışlıyor Süleyman Çolpan. Sonra çok kısa bir süre sonra bakıyor ki Sovyetler Birliği ile Rusya arasında çok temel farklar yok. 1920'lerden sonra birdenbire farklı şiirler yazmaya çalışıyor. Daha eleştirel bir yaklaşımla. Sovyetlerin oradaki bir anlamda oradaki konumunu işgalci olarak kolonyal bir ilişki üzerinden kurmaya başlıyor. Mesela sadece şiirlerin başlıklarını vereceğim. Onlardan bir tanesi aldanış. Yani nasıl aldatıldığını yerel halkın bu Sovyetler devriminin oraya gelmesiyle. Başkası büzülgen ülkege. Bozulan ülkeye bes endi diye yeter artık diyor, artık bağırmaya falan başlıyor ondan sonra. Sonra işte ilginç bir şekilde Sovyetler Birliği kendi gücünü orada pekiştirdikten sonra bu eski ceditlerle olan ilişkisi de çok şey. Artık onlara ihtiyacı kalmıyor çünkü yeni bir elit yetiştirmeye başlıyor ve 1930'lardan sonra bu eski elit ya da edebiyatçıların yerini yeni elitler alıyor. O zaman yapılan en temel şeylerden birisi 1937'de işte Stalin'in o büyük aydın kıyımı döneminde her üçü de idam ediliyor aslında. Ama ilginç olan çok dramatik bir sonları oluyor her üçünün de. Ama ilginç olan ondan sonra bu üç elitin yerini alan ya da üç edebiyatçının yerini alan aydınlar yine yerel Özbek aydınlar. İşte toplumcu gerçekliğin Orta Asya'da yerleşmesine en büyük katkıda bulunan kişiler bunlar. Hatta daha sonra iş daha çetrefilleşiyor. Bazı Özbek aydınlar ya da yazarlar Özbekçe yazmayıp Rusça yazmaya başlıyorlar. Çünkü ancak o şekilde sansürden ya da işte toplumcu gerçekliğin ilkelerine tam uymamak için Rusça yazmak daha bir kolaylık sağlıyor. Yani bunlardan bir tanesi de işte Cengiz Aytmatov, Kırgız yazar bildiğiniz gibi ilk Kırgızca yazmaya başlıyor. Sonra bakıyor sansür çok acımasız ve sert, şiddetli. Dolayısıyla Rusça yazmaya çalışıyor. Başka bir tanesi işte Özbekistanlı Timur Pulatov. O da Rusça yazıyor. Çünkü şeyde Taşra'da Sovyetlerin o edebiyat politikası çok daha şiddetli. Burada bırakayım size. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz. İzninizle salonda sözü vermeden iki cümlede ben sarf edeyim. Selçuk Hanım'ın ve Çağlar Hocamızın konuşmaları bizi 70'lere
düşünsel ve politik ortamına götürüldü. İsabetli de oldu. Çünkü her ne kadar Arif Derilik Türkiye'yle bağı tamamen kopmuş birisi gibi görünmekle birlikte, özellikle 70'li yıllarda yazdığı doktora tezini 78'de yayınlıyor. İlk olarak çalışmalarının arka planında düşünsel Türkiye ortamının ne kadar belirgin olduğunu görmüş oluyoruz. Fakat Arif Derilik'in duyulan ve dinlenen bir entelektüel akademisyen olarak ortaya çıkması 90'lı yıllarda oldu. İkinci evresi diyorum. Buradaki çalışmalarından da 1990 yılında yazmış olduğu Culturalism as an Hegemonic Ideology and Liberating Practice, siyasete ve pratiğe vurgu yapan bir çalışma. Postkolonyal eleştiri, Postkolonyal Aura makalesi 94 yılında yayınlandı. Üçüncü bir makalesi, onun politik yönelimini en iyi ortaya koyan bir makale. Türkçesi de burada var ama Türkçesini ben önce Türkçesini okuyayım size. Yer temelli imgelem, küreselcilik ve yer politikası. İngilizcesi de şöyle, Place-Based Imagination, Globalism and the Politics of Place. Yani aslında bu makalesinde merkeziyetçi politik çözümlere bir eleştiri, bir alternatif arama çabasına girdi. Yani küresel kapitalizme karşı mücadelede yerel olanın, politik olanın, yerel ve politik olanın önemini vurgulamaya çalıştı. Aslında biraz da Arif Derilik'in entelektüel seyrini 1960 ve 70'lerden 1990 ve 2000'lerin iki evresinde kapitalizmin küreselleşmesiyle birlikte onun da politik arayışının küresel kapitalizme yerel alternatif politik çözümler bulma doğrultusunda geliştiğini söyleyebiliriz. Bir de aslında postkolonyal düşünceyi 2-3 evreye ayırmıştı. 1960 ve 70'ler, bir de 1980 ve sonrası Said'i iki ayağının biri birinci evrede, diğer ayağı ikinci evrede olarak tanımlamıştı ve Said'e sahip çıkmıştı. Onun kültürü önemsemesini, milliyetçilik eleştirisini hep savunmuştur. Eleştirisi daha çok aslında 80'li ve 90'lı yılların postkolonyal akademisyen ve düşünürlerine yöneliktir. Onların sosyal ve politik ekonomiyi topyekun reddetmesini eleştirdi. Her ne kadar sosyal ve politik ekonomiye sosyal olanı vurgulamış olmakla birlikte bütün yazıları aslında bir düşünce tarihçiliği ekolü içinde yer alır diyebiliriz. Bunda da aslında 1960'lı yılda Rochester Üniversitesi'ne gittiği zaman Haydn White mesela orada çok güçlü bir entelektüel düşünce tarihçiliği, Amerika'nın en iyi düşünce tarihçilerinin hepsi o üniversitede, o ortamda tarihçiliğe yöneliyor. Bunun da etkisi olmuştur. Kapatırken düzenleme komitesi adına Arif Derilik'in yerelliği çalışmalarında düşüncesinin arka planı, Boğaziçi Üniversitesi Robert Koleş, yani kökeninin aslında bu topraklarda olması konuşmalarda çok açık bir şekilde ortaya çıktı. Boğaziçi Üniversitesi Robert Koleş'in içinde oluşmuş bir değer olması, çünkü hayatının 24 yılını bu topraklarda geçirmiş birisi. Bu kökenleri çok iyi gördük bugünkü konuşmalarda. Bunun altını özellikle çizmek istiyorum. Uluslararası akademik entelektüel bir figür haline gelmiş birisi. Bizle bağını vurgulamış olduk bugün. Boğaziçi Üniversitesi adına da bunun önemli bir değer olduğunu ve Robert Koleş ve Boğaziçi Üniversitesi'nin önemli bir değer olduğunu altını ben mühendislik fakültesinin de burada bir eski mühendis olarak ben de izniniz altını çizeyim. Mühendis fakültesinin yetiştirdiği değerlerden birisidir. Bir tane bir başkası da diye onun altını çizmiş olalım böylece. Mühendis hocalarımızı gördüğüm için onlara şey atıyorum. Selam yolluyorum. Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Merkezi Atatürk Enstitüsü Boğaziçi Üniversitesi adına bütün katılımcılara, konuşmacılara, emeği geçen bütün arkadaşlara teşekkür ediyoruz.